Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda 18 Mart'tan 15 Temmuz'a Çanakkale sergisi açıldı. İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi'nin Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan program, daha sonra İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahmut Akın konuşmasıyla devam etti. Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi Müdürü Profesör Doktor Abdülkadir Emeksiz'in şiir okumasının ardından Esat Kabaklı'nın verdiği konserle son buldu. O 20. asır yok mu o mahluk-ı asil, ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Zemin kan kırmızı, ayılmaz ırak, o mübarek bayrak. YÖK'ün davetlisi olarak Pakistan'dan gelen heyet İstanbul Üniversitesi'ni ziyaret ederek üniversitemiz hakkında bilgi aldı. İlk olarak rektörlük binası ve merkez kampüsü ziyaret eden heyeti İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı Nazan Susam tarafından bilgi verildi. Ardından heyet İletişim Fakültesi ve son olarak Beyazıt Yangın Kulesi'ni ziyaret etti. Our aim is to build a structure that serves the sector. We have some decor and the green marks, you know. Yes, we can. Come on. We can't know. See, I don't know. Okay, together we can. İstanbul Üniversitesi Sevda Sabancı Kreş ve Anaokulu'nda resim el işi sergisi açıldı. Serginin açılış konuşmasını İstanbul Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Yavuz Padem yaptı. İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sedat Murat da bir konuşma yaptı. Açılış töreni öğrencilerin halk oyunu gösterisinin ardından son buldu. Annelerini, babalarını yerlerini tutmaları mümkün değil. Annenin yerini hiçbir güç tutmaz. Belgesel fotoğrafçılığı atölyesi İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Murat Bulat'ın sunuculuğunda gerçekleştirilen atölyede görüntülerdeki algı ve illüzyon hakkında bilgi verildi. Belgesel fotoğrafçılığı atölyesi İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Atölyede görüntülerdeki algı ve illüzyonlar hakkında bilgi verildi. Şu aynı anda çeviri yaparsam karışmasın diye. Oysa aslında filmin içerisinde bunun ucuz bir video hilesi olmadığı söyleniyor ama öyle bir imaj oluşturuyor ki mesela bir tarafta size göre sağ taraftaki imajda tavan çok alçak olduğu için biz kadının boyunu daha uzun algılıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bizler de görsel olarak Photoshop yapıyoruz aslında. Biz bir şeyler hissedebilmeniz için çekiyoruz. Çektiğimizde de fotoğrafın yolunu da bu belirliyor. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ferhat Özçep, İWeb TV'ye açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 2 ay önce Aralık ayından itibaren çok yoğun bir jeofizik ve geoteknik çalışmalar yaptık saha bazlı. Önce bölgenin deprem tehlike analizini oluşturduk. Tarihsel depremleri bölgede derledik. Güncel deprem dediğimiz özellikle aletsel dönem dedikleri jeofizikçilerin işte 1900'den itibaren var olan depremleri derledik. Bölgede deprem oluşma olasılıklarını ortaya çıkardık. Bu deprem oluşma olasılıklarından bir karakteristik deprem belirleyip belli bir aşılma periyodu deniyor. Belli bir olma olasılığı için. Ve burada yer hareketi düzeyini temsil eden
ivme haritalarını oluşturduk bölge için. Ki ivme inşaatlar için ya da depreme dayanıklı yapı tasarı için en önemli parametrelerden biri. Hem uluslararası bilimsel camiaya yeni bir şeyler çıkartacak, hem de bunun toplumsal boyutu da ihmal edilmeyecek. Zaten Avrupa Birliği projelerinde temel kavramlarından biri ya da temel koşullarından biri toplum. İWeb TV haber bülteninin sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.